Gıda Alerjisi Farkındalık Eğitimi. Merhaba ve gıda işletmeleri için alerjen farkındalığı eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitim ticaret standartları ve Greater Gwent Food Group'tan çevre sağlığı görevlileri işbirliğiyle geliştirilmiştir. Bu eğitimin amacı aşırı gıda duyarlılığı ve tüketicilere alerjen bilgileri verilirken uymanız gereken yasal gereklilikler hakkında sizi bilgilendirmektir. Bu eğitim bir sunum ve bazı videolardan oluşmaktadır. Bazı videolarda gerçek hayat hikayeleri anlatılır ve bu içerikler bazı izleyiciler tarafından üzücü bulunabilir. Eğitimin konuları. Bu eğitimin ardından aşağıdaki hususlara vakıf olacaksınız. Gıda yasasını kimin uyguladığını ve nereden daha fazla işletme tavsiyesi, destek ve kaynak alabileceğinizi öğreneceksiniz. Aşırı gıda duyarlılıklarının ne olduklarını ve insanların bunlara karşı reaksiyonlarını öğreneceksiniz. Bir gıda alerjisiyle yaşamanın nasıl bir şey olduğu konusunda fikir sahibi olacaksınız. Yasa tarafından beyan edilmesi gereken 14 alerjeni öğrenecek ve gıda alerjeni bilgilerinin yasal gerekliliklerini anlayacaksınız. 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren Galler, İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya için geçerli olan doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda etiketleme kurallarını öğreneceksiniz. Etkili alerjen yönetimi kontrollerinin önemini anlayacaksınız. İşler ters gittiğinde karşılaşabileceğiniz olası sonuçları öğreneceksiniz. Yerel yönetim gıda yasası yaptırımı. Gıda yasası, yerel yönetimler, çevre sağlığı ve ticaret standartları bölümleri tarafından uygulanmaktadır. Gıdalarımızın yenmek için güvenli olduğundan ve hijyen ve gıda standartlarına uyulduğundan emin olurlar. Neden bir gıda yasası var? Hepimizin gıdalarımızın nereden geldiğini bilmeye hakkı var. Gıda yasası, gıdanın ve gıdayla temas halindeki malzemelerin güvenliği, standardı, kalitesi, bileşimi, etiketlenmesi, sunumu ve reklamını kapsayan kuralları belirler. Gıdaların güvenli olması ve ifade edilen şeyle birebir olması buna bağlıdır. Aşırı gıda duyarlılığı. Farklı türlerde aşırı gıda duyarlılığı mevcuttur. Gıda alerjisi, gıda intoleransı ve çölyak hastalığı duymuş olabileceğiniz 3 örnektir. Bir gıda alerjisi, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan bağışıklık sisteminizin gıdalardaki proteinleri bir tehdit olarak algılamasıdır. Gıda alerjisi olan biri, alerjisi olduğu bir şeyi, bir alerjen yediğinde bağışıklık sistemi reaksiyonuna neden olur. Alerjen, bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak görülen ve alerjik reaksiyona neden olan, çoğunlukla yenen veya solunan herhangi bir maddedir. Gıda alerjisi olan kişiler, alerjenlere maruz kaldıklarında farklı tepki verebilirler. Reaksiyonun türü ve ciddiyeti, kişi, alerjinin şiddeti ve maruz kaldıkları alerjen miktarını içeren bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Ayrıca egzersiz, uykusuzluk veya alınan ilaçlar gibi diğer faktörler bireysel hassasiyeti arttıracağından etkili olan diğer faktörler arasındadır. Alerjik reaksiyonlar genellikle hafiftir, ancak şiddetli olabilirler ve anafilaksiye neden olabilirler. Bu acil bir tıbbi durumdur ve acil müdahale gerektirir. Anafilaksi, alerjik reaksiyonun en şiddetli şeklidir. Hayatı tehdit eder ve ölümle sonuçlanabilir. Aşırı gıda duyarlılığı 2. Bazı müşterilerin gıda intoleransı veya çölyak hastalığı olabilir. Gıda intoleransı, gıda alerjisiyle aynı şey değildir. Çoğu bağışıklık sistemini içermez ve genellikle yaşamı tehdit etmez. İntolerans, belirli yiyecekleri sindirmede zorluk yaşanması ve bunlara karşı hoş olmayan bir fiziksel reaksiyon gösterilmesidir. Belirtiler genellikle rahatsız edici yiyeceğin yenmesinden birkaç saat sonra ortaya çıkar. Ayırıcı semptomlar arasında ishal, mide krampları, deri döküntüleri veya kaşıntı bulunur. Gıda intoleransı bir kişinin kendisini çok hasta hissetmesine neden olabilir veya uzun vadede sağlığını etkileyebilir. Çölyak hastalığı,
Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir diyet proteini olan glutene reaksiyonun neden olduğu otoimmün bir durumdur. Vücudun bağışıklık sistemi ince bağırsaklara saldırır ve gıdalardan besin emme kabiliyetini azaltır. İlgilenilmediği takdirde yetersiz beslenme, bağırsak kanseri ve kemik erimesi gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir. Tedavisi ise ömür boyu glutensiz bir diyettir. Gıda intoleransı ve çölyak hastalığı olan müşteriler, gıda alerjisi olan kişilerle aynı dikkatle ilgilenilmelidir. Bazı alerji gerçekleri. İşte bazı alerji gerçekleri. Gıda alerjilerinin tedavisi olmadığını biliyor muydunuz? Gıda alerjisiyle yaşayan insanlar için tek tedavi, alerjik reaksiyonu tetikleyen alerjenin bulunduğu gıdalardan kesinlikle kaçınmaktır. Yüksek ısıda yemek pişirmek ve farklı gıda işleme yöntemleri kullanmak, bakterilerin aksine alerjenleri yok etmez ve gıda alerjisi olan kişiler için güvenlik sağlamaz. Bazı durumlarda yemek pişirme etkinliğini daha fazla arttırır. Örneğin kavrulmuş fıstık. Nadir de olsa alerjik reaksiyonlar hava yoluyla tetiklenebilir. Hava yoluyla tetiklenen reaksiyonların çoğu muhtemelen yiyecek aktif olarak pişirildiğinde havaya yükselen protein parçacıklarının solunmasıyla meydana gelir. Alerjik bir reaksiyon, kişinin hassas olduğu gıda bileşeninin çok küçük bir miktarıyla, örneğin bir damla süt, bir parça yer fıstığı veya sadece bir veya iki susam parçası bile tetiklenebilir. En çok risk altında olanlar için en ufak bir gıda alerjeni izi ciddi semptomları tetikleyebilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir. Yer fıstığı alerjisi en yaygın gıda alerjilerinden biridir. Yer fıstığı yemişlerle birlikte sıklıkla anılsa da aslında yemiş değildir. Yer fıstığı yer altında olgunlaşan kabuklarda büyür ve fasulye, mercimek ve bezelye gibi baklagiller olarak sınıflandırılır. Yer fıstığındaki proteinler yapı olarak ağaç yemişlerine benzerdir. Örneğin ceviz, kaju, badem ve pikan cevizi. Ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu nedenle yer fıstığına alerjisi olan kişilerin ağaç yemişlerine de alerjisi olabilir. Yer fıstığı, ağaç yemişleri, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjileri yetişkinlerdeki en yaygın alerjilerdir ve daha önce hiçbir semptom görülmeden yaşamın herhangi bir noktasında gelişebilir. Yumurta, süt, soya, buğday ve yer fıstığı çocuklarda en sık reaksiyona neden olan gıdalardır. Alerji istatistikleri. İşte bazı alerji rakamları. Birleşik Krallık'taki yetişkin nüfusunun %1 ila 2'sinin ve çocukların %5 ila 8'inin gıda alerjisi olduğunu biliyor muydunuz? 100 kişiden birinde çölyak hastalığı bulunuyor. Birleşik Krallık'ta her yıl gıda kaynaklı anafilaksi nedeniyle yaklaşık 10 kişi trajik bir şekilde ölüyor. Risk altında olanların çoğu, ergenler ve bağımsız şekilde gıda seçimleri yapmaya başlayan 20'li yaşların başındakilerdir. Bu gençler akran baskısı yaşayabilir veya özellikle sosyal bir ortamda gıda alerjisi veya intoleransı hakkında açık açık konuşmaktan çekinebilirler. Toplumsal kabul ve anlayışla mücadele ettikleri için risk alma olasılıkları daha yüksektir. 2018'de Gıda Standartları Kurumu tarafından Alerji UK ve Anafilaksi kampanyası ile ortaklaşa yürütülen bir çevrimiçi araştırma, gıda alerjisi veya intoleransı olan 16 ila 24 yaş arasındaki kişilerin %41'inin hiç özgüvenli hissetmediğini veya hizmet veren personele alerjen hakkında bilgi almak amacıyla danışmak için çok az özgüvenli hissettiklerini ortaya çıkarmıştır. Araştırma ayrıca %60'ının geçmiş 6 ayda durumlarından dolayı dışarıda yemek yemekten kaçındığını ortaya çıkarmıştır. Gıda Standartları Kurumu, gençleri alerji hakkında bilgi istemeye teşvik etmeyi amaçlayan #SpeakUpForAllergies, alerji için sesini yükselt kampanyası başlatmıştır. Kampanyanın amacı yemek siparişi verirken tarif, malzemeler, şef veya mutfak personeli değişmiş olabileceği için her seferinde gıda alerjileri hakkında konuşmanın önemini vurgulamaktır. Alerjik reaksiyon. Alerjik reaksiyonlar hafif, orta veya şiddetli olabilir.
Gıda alerjisinin türüne bağlı olarak semptomlar yemekten birkaç saniye veya dakika sonra ortaya çıkabilirken, bazı durumlarda birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Semptomlar aynı anda vücudun farklı bölgelerini etkileyebilir ve belirli bir sırada görünmeleri gerekmez. En yaygın alerjik semptomlar şunlardır: ağızda karıncalanma veya kaşıntı, kabarık, kaşıntılı bir kızarıklık, kurdeşen. Bazı durumlarda cilt bir kabarıklık olmadan kızarabilir veya kaşınabilir. Yüzün, ağzın, boğazın veya vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, yutma güçlüğü, hırıltı veya nefes darlığı, baş dönmesi ve sersemleme hissi, hasta hissetmek, mide bulantısı veya kusma. Alerjik reaksiyon 2. Şiddetli bir alerjik reaksiyon, anafilaksi, aniden meydana gelebilir ve çok çabuk kötüleşebilir. Belirtileri şunlardır: ciltte genel kızarıklık, vücudun herhangi bir yerinde ürtiken, kurdeşen, yaklaşan felaket duygusu, boğazda ve ağızda şişlik, yutma veya konuşmada zorluk, kalp atış hızındaki değişiklikler, şiddetli astım, karın ağrısı, bulantı ve kusma, ani güçsüzlük hissi, kan basıncında düşüş, çökme ve bilinç kaybı. Bir hasta tüm bu semptomları aynı vakada yaşamak zorunda değildir. Hızlıca tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilir. Kendinizin veya birisinin anafilaksi geçirdiğini düşünüyorsanız 112'yi arayın ve mümkün olan en kısa sürede bir ambulans isteyin. Gıda bilgisi neden bu kadar önemlidir? Gıda bilgisi neden bu kadar önemlidir? En çok risk altında olanlar için en ufak bir gıda alerjenizi şiddetli semptomları tetikleyebilir ve bazı durumlarda neredeyse ölümcül semptomlara neden olabilir veya daha da kötüsü ölümcül olabilir. Bu slaytta gördüğünüz tüm gençler ne yazık ki anafilaksi sonucu öldü. 15 yaşındaki Megan Lee ve arkadaşı 30 Aralık 2016'da internetten paket yemek siparişi verdiler. Alerjisini çevrim içi bir formla bildirmesine rağmen Megan'a fıstık proteini içeren bir yemek gönderildi. Yemek yedikten sonra akut astım krizi geçiren Megan, geri dönüşümsüz beyin hasarına maruz kaldı ve 2 gün sonra, 1 Ocak 2017'de yaşam ünitesinden çıkarıldı. Yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeni, kuru yemişlere alerjik reaksiyonun tetiklediği ölümcül bir astım krizi olarak belirlendi. Lancashire İşletmesi'nin alerjen kontrolünü yönetmek için hiçbir sistemi veya süreci yoktu. Menüde alerjenler hakkında hiçbir bilgi bulunmuyordu. Yemeklerde kullanılan malzemelerin hiçbir kaydı tutulmamıştı. Megan'ın ölümü üzerine polis, Lancashire Ticaret Standartları ve Hindburn İl Meclisi Çevre Sağlığı tarafından ortaklaşa araştırılan davanın sonucunda işletmeye karşı ağır ihmal, adam öldürme ve gıda yasası, sağlık ve güvenlik ihlali suçlamaları getirildi. Duruşmada yargıç şu yorumda bulundu: artık yaptığınız şeyden ve Megan'ın ailesine ve kendi ailelerinize verdiğiniz acıdan dolayı suçluluk duygusuyla yaşamak zorundasınız. Halka yemek hizmeti verenlerden beklenen uygun özeni göstermiş olsaydınız, tüm bunlar kolayca önlenebilirdi. Haziran 2016'da Nice'e giden bir uçağa binmeden hemen önce 15 yaşındaki Natasha Eden Leperos, Heathrow Havaalanı'ndaki bir dükkandan aldığı bir baget ekmeği yedi. Natasha'nın ekmekte alerjik olduğu susamın bulunduğundan haberi yoktu. Ürünün içindekiler listesinde susam belirtilmemişti. Uçuş sırasında Natasha, kurdeşen dökmeye başlamadan önce boğazında kaşıntı olduğundan şikayet etmeye başladı. Ne yazık ki 2 doz adrenalin vermesine rağmen babasının kızını kurtarmak için gösterdiği çabalar yeterli olmadı. Onu kurtarmak için savaşırken Natasha'nın söylediği son sözler, "Baba bana yardım et, nefes alamıyorum" oldu. Natasha bageti satın aldığında, baget veya yiyecek dolabında özel bir alerjen bilgisi yoktu. Gıda işletmesi yasal gerekliliklere uygun alerjen bilgilerini sözlü olarak sunmayı tercih etmişti. Yargıç, gencin ambalaj üzerindeki spesifik alerjen bilgilerinin eksikliğinden dolayı güvende olduğuna inandığı sonucuna varmıştır. Soruşturmanın ardından işletme, taze yapılmış ürünler üzerinde eksiksiz etiketleme yaptı ve hükümet doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda kurallarını incelemeye aldı. İncelemenin ardından doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdalar için yeni etiketleme zorunlulukları ileri sürüldü.
ve 1 Ekim 2021'de yürürlüğe girdi. Bu konu daha sonra detaylı olarak ele alınacaktır. Owen Kerry'nin astımı ve ayrıca süt ve buğdaya karşı birçok gıda alerjisi vardı. Owen, kız arkadaşıyla birlikte 18. yaş gününü kutlarken Londra O2 Arena'daki bir burger restoranından ızgara tavuk sipariş etti. Yemeğin menüdeki tanımı şöyleydi. Klasik tavuk, ızgara tavuk göğsü, rendelenmiş iceberg marul, domates, kırmızı soğan, turşu, Byron sos. Masasına servis yapan personele alerjilerini açıklayarak süt ve buğdaya alerjisi olduğunu söyledi. Ona sipariş ettiği tavuğun tereyağlı sütle marine edildiğini söylemediler. Owen dudaklarının karıncalandığını hissetmeye ve mide sorunları yaşamaya başlamadan önce tavuğunun yarısını yedi. London Eye'ın önünde yere yığıldı ve olay yerinde olan bir askeri doktor ve sağlık görevlileri de dahil olmak üzere halkın yardımlarına rağmen ne yazık ki öldü. Soruşturma Owen'ın personeli alerjilerinden bahsetmesine rağmen restoranda yediği yiyeceklerden kaynaklanan gıda kaynaklı şiddetli anafilaktik reaksiyondan öldüğü sonucuna vardı. Menü seçilen gıdalardaki herhangi bir marinata veya potansiyel alerjenik içeriğe atıfta bulunmadığı ve siparişte alerjen olduğu konusunda kendisine bilgi verilmediği için güven vericiydi. Adli tıp dairesinin dışında konuşan Owen'ın kız kardeşi, kardeşinin ölümünün gerçekleşmemesi gerektiğini, mevcut politikanın hataya çok fazla yer bıraktığını söyledi. Yüz binlerce alerji hastasının restoranlarda yemek yemekten korktuğunu, çünkü bu mekanların risk altında oldukları yerler olduğunu söyledi. Restoran zinciri o zamandan beri bir takım değişiklikler yaptı. Garsonlar yalnızca müşteriye alerjileri hakkında soru sorduklarını onayladıktan sonra mutfağa sipariş gönderebilirler. Restorandaki menüde artık bir sayfanın 1/3'ünü kaplayan bir alerji mesajı bulunuyor. Megan ve Owen gıda işletmelerine alerjilerinden bahsetti ve ne yazık ki ikisine de yemeklerindeki alerjenlerden söz edilmedi. Natasha'nın durumunda ise alerji bilgileri bir etikette veya vitrinde belirtilmemişti. Yalnızca müşterilerinin talebi üzerine sözlü olarak verilebiliyordu. Bu slayta bir soruyla başladık. Gıda bilgisi neden bu kadar önemlidir? Doğru gıda alerjeni bilgileri, alerjisi veya intoleransı olan müşterilerin güvenli gıda seçimleri yapabilmeleri için hayati önem taşır. Lütfen müşterilere her zaman alerjileri veya intoleransları olup olmadığını sorun. Yalnızca birinin hastalanmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda hayatlarını da kurtarabilirsiniz. Toplum neden giderek daha fazla alerji sahibi oluyor? Alerjiden mustarip insan sayısındaki artışın tek bir nedeni yoktur. Araştırmalar bir dizi olası faktör olduğunu göstermekle birlikte aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Genetik, ebeveynlerden çocuklara geçmektedir. Yeme alışkanlıkları, alerjenlere erken zamanda maruz kalmak, antibiyotikler gibi modern ilaçlar, D vitamini eksikliği ve diğer diyet faktörleri. Gıda alerjisiyle yaşamak. Peki bir gıda alerjisiyle yaşamak nasıl bir duygu? Size şiddetli alerjisinin hayatını kontrol etmesine izin vermeyen, ilham verici, kararlı ve pozitif genç bir bayanı, Chloe Fitzpatrick'i takdim ediyorum. Chloe'nin Hayatından Bir Gün isimli kısa filmin başrolünde Chloe Fitzpatrick yer alıyor. Chloe için hayatın nasıl bir şey olduğunu, bir gıda alerjisiyle yaşamanın ve bunun ailesi üzerindeki etkisi üzerine size bir fikir verecektir. Film, Chloe'nin kız kardeşi Sophie'nin yazıp yönettiği bir oyuna dayanıyor. Lancashire İl Meclisi tarafından gerçekleştirilen kısa film, ciddi ve büyüyen bir sağlık sorunu olarak gıda alerjilerinin farkındalığını arttırmak ve gençleri durumun potansiyel olarak yaşamı tehdit eden doğası hakkında eğitmeye yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Benim adım Kali ve birçok insanı sıradan bir genç gibi görünüyorum.
Bu ise benim ablam Sophie. Fazla korumacı olduğu söylense de o sadece beni kollamaya çalışıyor. Naber? İyi misin? Yine ben caddenin ortasında yerde yatıyorum. Bunun nedeni her şey olabilir. Bir bardak veya bir kucaklaşma, oturduğum masa veya soluduğum hava. Anlayacağınız üzere çileye alerjim var. Ufacık bir çile kokusu bile benim için ölümcül olabilir. Maalesef ki her gün bununla yaşamak zorundayım. Bir çilek yüzünden ölebileceğinizi hayal edin. Alerji UK web sitesine göre anafilaksinin semptomları şu şekilde. Dilin veya boğazın şişmesi. Yutkunmada veya konuşmada zorlanma. Sesin çatallaşması gibi vokal değişimleri. Hırıltılı veya inatçı öksürük veya şiddetli astım. Zorla veya sesli bir şekilde nefes alma. Mide krampı veya kusma. Baş dönmesi, yığılma veya bilinç kaybı. Buna kan basıncındaki düşüş neden oluyor ve bebeklerde hipotoniye neden oluyor. Size bir otoenjektör nasıl kullanılır onu göstereceğiz. EpiPen markasının adıdır. Birinci adım. Sakin olun ve onlarla konuşun. İkinci adım. Mavi kapağı çıkarın. Üçüncü adım. Uyluktan 10 santim uzakta tutun ve sıkıca batırın. Dördüncü adım. EpiPen'i bölgede tutun. Beşinci adım. EpiPen'i çıkarın ve enjeksiyon bölgesine masaj yapın. 6. adım. 112'yi arayın ve ambulans çağırın. Anafilaksi geçiren bir hasta olduğunu söyleyin. Chloe'nin reaksiyonu hakkındaki gerçekler. Chloe reaksiyondan sonra hastaneye gitmek zorunda. 17 steroidli bir serum yemek zorunda. Chloe her zaman kalp monitörüne bağlanmak zorunda. Reaksiyondan sonra Chloe'nin iyileşmesi 2 hafta sürüyor. Bu sırada üniversiteye gidemiyor ve daha da stresleniyor. Her an her yerde başına gelebilir, alışveriş yaparken veya dışarıda yemek yerken. Ah geldi işte mükemmel. Çilek mi o? Hayır, frambuaz. Yok hayır, sostan bahsediyor. Sosun neyle olduğunu biliyor musun? Emin değilim, üzgünüm. Restoran çalışanlarına alerjinizden bahsedin. İnsanlara alerjinizi söylemekten çekinmeyin. Özellikle de dışarıda yemek yerken. Şüpheniz varsa en iyisi yemeyin. Yemeği güvenli tutmak. Alerjisiz yemek pişirmek için kendinize ayırdığınız aletleri kullanın. Temiz bir bez, sabun ve sıcak suyla yüzeyleri temizleyin. Hatta yemek pişirmek için tamamen ayrı bir alan kullanmak daha iyi olacaktır. Dökülme yoluyla kontaminasyonu en aza indirmek için alerjik maddeleri kapaklı ve etiketli kaplarda güvenli bir şekilde saklayın. Bu şekilde seyahat etmek zor. Bu yüzden çalışanlardan birine alerjisinin ciddiyetini açıklamaya çok önem veriyoruz. Çünkü hangi ürünleri satacaklarını veya
Diğer yolcuların ne getireceklerini bilmiyoruz. Bir keresinde kabin görevlisini yanımıza çağırdık. Durumu açıkladık ve kibarca diğer yolculara duyuru yapmasını rica ettik. Ardından görevli sözümü kesti ve işimi nasıl yapacağımı biliyorum dedi. Tamam, pek önemli değil. Biraz gülüştük çünkü görevli biraz kabaydı. Ardından hoparlörden görevlinin sesi geldi. Merhabalar bayanlar ve baylar. Bu akşam hava yoluyla bulaşan ve ciddi bir çilek alerjisi olan bir yolcumuz bulunuyor. Bu yüzden çilekli herhangi bir ürünü açmaktan kaçınmanızı rica ediyoruz. Ayrıca roz şarap veya çilekli parfüm gibi çilekli hiçbir ürünümüzü satmayacağız. Ayrıca çilekli şekerlerde bulunan özel teklifimiz de şu an geçerli değil. Biliyorum. İnsanlar gülmeye başladı ve ah alerji muhabbeti şakadır kessin dedi. Ben de bizzat kendim gidip ona bu durum hakkında neler hissettiğimizi söyledim. Tren olayındaysa okulla birlikte bir grup halinde Londra'ya gidiyorduk. Çileği olan bir yolcu vardı. Öğretmenim olayı çok dramatikleştirmişti. Çilek var! Herkes yere yatsın! Kalkmasın! Herkes yere yatsın! Trendeki herkes neler oluyor ya diyordu. Öğretmenim ise insanları iterek ilerliyordu ve çok dramatikti. Kahkahalarımıza engel olamadık. Ama tüm bu olayın sonunda trenin birinci sınıf alanına geçmemiz gerekti. Ve tabii ki çok havalıydı. Dışarıya içmeye çıktığımda alerjim konusunda çok endişeleniyorum. Ne haber tatlım? Çileği martini mi döktün? Seni geberteceğim! Yeni arkadaşlarıma alerjimi anlatmam gerektiği için endişeleniyorum. İnsanların benim hakkımda düşüneceği şeylerden korkuyorum. EpiPen'imi unutacağımdan korkuyorum. Yalnız bir anda reaksiyon göstermekten korkuyorum. Bazı zamanlarda yalnızlaşmama neden oluyor. Çünkü nereye gidersem gideyim her zaman aklımda birilerine söylemem gerekiyor veya etrafımda ne var ne yok farkında olmam gerekiyor. Kendimi farklı hissetmeme neden oluyor çünkü çoğu insan bunu düşünmek zorunda değil ama ben zorundayım. Diğer kardeşim Lucy ile de bunu konuşmuştuk daha önce. Telefonda ne zaman annemizden arka arkaya birkaç arama görsek aklımıza gelen ilk düşünce kesin Koli ile ilgili oluyor. Bir gün bir arama gelecekti artık üç kardeş olmadığımızı, iki kardeş kaldığımızı söyleyecek diye ödümüz kopuyor. Bu tehlike her zaman var ve gerçekten ödüm kopuyor çünkü onu çok seviyorum. Yasa tarafından tanınan 14 gıda alerjeni var. Bunlar kereviz, gluten içeren mısır gevrekleri, kabuklular, yumurta, balık, acı bakla, süt, yumuşakçalar, hardal, kabuklu yemişler, yer fıstığı, susam, soya ve sülfit olarak da bilinen kükürt dioksit. Alerjik reaksiyonlara neden olan başka gıdalar da var, çilek gibi. Kivi, mantar ve daha bir sürü şey. Bazı alerjenler gizli olabilir. Mesela çilek, meyve suyu ve meyveli şeker gibi ürünlerin içinde gizli olabilir. Gıda etiketlerine bakın, alerjenler vurgulanmış oluyor. Ayrıca içerebilir uyarılarına da bakın. Alerjik reaksiyonlar az, orta veya şiddetli olabilir. Bazı durumlarda ölümcül olabilir. Buna anafilaksi adı verilir.
Her yıl 20 binden fazla insan alerji nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Çocukların %6 ila %8'inin kanıtlanmış gıda alerjisi vardır. En yaygın alerjiler arasında polen, süt, buğday, gluten, kabuklu yemişler, meyve ve yumurta bulunuyor. Alerjisi olan kişiler gıdayı yedikten birkaç dakika veya 2 saat arasında reaksiyon göstermeye başlıyor. Bazı kişiler ailelerindeki alerji geçmişi nedeniyle alerji geliştirmeye daha yatkın. Erkek çocukları kalıtsal alerji geliştirmeye kız çocuklarından daha yatkın. Bir anne olarak çocuğunuz kucağınıza verildiği andan itibaren endişe etmeye başlıyorsunuz. Her anne baba endişeleniyor biliyorum. Ölümcül sağlık durumu olan bir çocukla ilgilenmek oldukça zor. Bazı günler diğerlerine göre daha kolay. Bazı günler çok zor. Anksiyeteyle yaşamayı öğrendim. Her reaksiyonla zamanı geldiğinde başa çıkmaya çalışıyorum. Bir sonraki ne zaman olacak diye düşünmemeye çalışıyorum. Her anne babanın en büyük korkusu çocuklarını kaybetmektir. Benim görevim Chloe'yi güvende tutmak. Chloe'nin güvende olduğundan %100 emin olduğum tek yer evimiz. Chloe evden her çıktığında onun mümkün olduğunca normal bir hayat yaşaması adına bilinçli bir tercih yapıyorum. Bir gün Chloe'nin anafilaksiyi atlatabileceğini umuyorum. Gittikçe daha az olası görünüyor. Ama hala umudum var. Chloe'nin mutlu ve dopdolu bir hayat yaşamasını ve tüm hayallerinin gerçekleşmesini hayal ediyorum. Chloe'nin güvende ve iyi kalmasını ve insanların onu anlamaya devam etmesini ve durumunu hayatı boyunca desteklemelerini diliyorum. Yasalar ne diyor? Peki yasalar ne diyor? Diyor ki, gıda işletmeleri, ürettikleri veya hazırladıkları gıdanın güvenliğini sağlamalıdır. Gıdanın tüketiciye nasıl sunulduğuna bağlı olarak farklı alerjen bilgileri gereksinimleri mevcuttur. Bu konu üzerine ileride daha fazla bilgi verilecektir. Bir müşteriye gıdanın belirtilen alerjeni içermediğini söyleniyor, ancak içeriyorsa yanlış tanımlanmış ve güvensiz yiyecek sağlanmıştır. Yiyecekler ayrıca doğru bir şekilde tanımlanmalı ve yiyecek açıklamaları yanlış ve yanıltıcı olmamalıdır. Tüketicilerin güvenli ve bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak için gıdalardaki alerjenik bileşenlerin varlığı hakkında kişilere verilen herhangi bir bilgi doğru olmak zorundadır. Bir işverenin çalışanlarının ve işlerinden etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık, güvenlik ve refahını koruma görevi vardır. İşverenler bunu başarmak için makul olarak uygulanabilir olanı yapmalıdır. Bir ölüm durumunda polisin ağır ihmal nedeniyle adam öldürme suçlaması yapması da mümkündür. Ağır ihmalden adam öldürme, o kişiyi öldürme veya zarar verme niyeti olmasa bile bir başkasının aşırı dikkatsizliği nedeniyle öldürüldüğünde meydana gelebilir. Zarara neden olan kişi, eylemlerinin bir sonucu olarak ya da gerektiği zaman harekete geçmemesi nedeniyle büyük ölçüde ihmalkar sayılabilir. Yukarıdakilerden herhangi birine uyulmaması ceza gerektiren suçlardır ve ciddi sonuçları olabilir. Unutmayın, bir müşteriye gıdanın belirtilen alerjeni içermediğini söylediğinizde ve öyle olmadığında yanlış tanımlamış ve güvenli olmayan gıdayı satmış olduğunuzu unutmayın.
alerjenin yasa zoruyla beyan edilmesi gereken 14 alerjenden biri olup olmaması önemli değildir. Önemli 14 alerjen. Yasaya göre gıda işletmecilerinin sattıkları yiyecek veya içeceklerde yasa zorunluluğuyla beyan edilmesi gereken 14 alerjenden herhangi birinin veya ürünlerinin mevcut olup olmadığı konusunda tüketicileri bilgilendirmesini gerektirmektedir. Bu aynı zamanda nihai üründe bulunan katkı maddeleri, işleme yardımcıları ve diğer maddeler için de geçerlidir. 14 alerjen şunlardır. Gluten içeren tahıllar, arpa ve yulaf gibi. Kabuklular, karides, yengeç ve ıstakoz gibi. Yumurta, kereviz, süt, balık, ağaç cevizleri, badem, fındık, ceviz, Brezilya fıstığı, kaju fıstığı, Antep fıstığı ve makadamya fıstığı gibi. Sülfür dioksit, sülfitler. Soya. Susam. Susam tohumu ve susam yağı gibi. Yer fıstığı. Hardal. Acı bakla ve yumuşakçalar. Midye ve istiridye gibi. Aşağıdaki gibi farklı gıda türlerine bağlı olarak alerjen bilgilerinin nasıl sağlanacağına dair farklı yasal gereklilikler vardır. Önceden paketlenmiş. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş. Önceden paketlenmemiş. Önceden paketlenmiş gıdaların etiketlenmesi. Öyleyse önceden paketlenmiş gıdalar için etiketleme gereksinimleri nelerdir? Önceden paketlenmiş gıda örnekleri arasında genellikle süpermarkette satılan konserve çorba, kutu mayonez, paket erişte ve kutu alkolsüz içecekler bulunur. Önceden paketlenmiş ürünler satışa sunulmadan önce paketlenen her gıdayı ifade eder. Yiyecekler şu durumlarda önceden paketlenmiş sayılır. Tamamen veya kısmen ambalajın içine alınmışsa. Ambalajı açmadan veya değiştirmeden kullanılamazsa. Satışa hazırsa. Önceden paketlenmiş yiyecekler, gıdanın adı ve tam içerik listesi de dahil olmak üzere tam etikete sahip olmalıdır. Üründe bulunan alerjenler, içindekiler listesinde her göründüklerinde alerjen bileşenlerin daha kolay tespit edilmesi için kalın, italik veya renkli yazı kullanılarak vurgulanmalıdır. Önceden paketlenmiş yiyecekleri uzaktan satış yoluyla satan, örneğin çevrimiçi, posta veya telefonla sipariş edilen ve daha sonra tüketiciye teslim edilen yiyecekler, işletmeler ürünü satın almadan önce ve aynı zamanda teslimat sırasında tüketiciye zorunlu alerjen bilgilerinin sunulmasını sağlamalıdır. Bu bilgiler bir web sitesine veya bir kataloğa eklenebilir. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş ne demektir? Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda, tüketiciye sunulduğu veya satıldığı aynı yerde paketlenen ve sipariş edilmeden veya seçilmeden önce bu ambalajda bulunan gıdalardır. Tüketicilerin bir teşhir ünitesinden seçtikleri yiyecekleri, tezgahın arkasında tutulan ürünleri ve seyyar veya geçici satış noktalarında satılan bazı yiyecekleri içerebilir. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda örnekleri arasında şunlar bulunur. Bir tüketici seçmeden veya sipariş etmeden önce yerinde paketlenen sandviçler ve unlu mamuller. Pizza, pilit çevirme, salata ve makarna tabakları gibi yerinde önceden paketlenmiş satışa hazır ürünler. Aynı işletmeci tarafından bir pazar tezgahında veya seyyar bir alanda paketlenip başka bir yerde satılan yiyecekler. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda etiketleme kuralları. Neden? Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdalar için neden gıda etiketleme gereksinimlerimiz var? Duyduğunuz gibi Natasha Ann Leprous'un susama alerjisi vardı. İçerisinde susam olduğunu etiketi üzerinde göstermeyen bir baget satın alıp yedikten sonra ölümcül bir alerjik reaksiyon yaşadı. O zamanlar yasa, doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdalar için alerjen bilgilerinin nasıl verileceği konusunda gıda işletmelerine alternatifler sağlıyordu. Örneğin gıda işletmesi bu bilgiyi bir etiket, menü veya fiş üzerinde yazılı olarak sunabilir veya bu bilgiyi tüketicilere sözlü olarak sağlayabilirdi.
Trajik ölümünün ardından Natasha'nın ebeveynleri, doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdaların etiketleme zorunlulukları konusunda şeffaflığın arttırılması için Birleşik Krallık'ta bir kampanya yürüttü. Devam eden ölümlerin bir sonucu olarak Birleşik Krallık'taki hükümetler, bu şekilde satılan yiyecekler için alerjen bilgi gerekliliklerine ilişkin yasal çerçeveyi gözden geçirmenin gerekli olduğu konusunda anlaştılar. 1 Ekim 2021'de yürürlüğe giren yasa değişikliği, doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdaların etiketleme zorunluluklarını arttırdı. Amacı gıda alerjisiyle yaşayan tüketicileri korumak ve onlara satın aldıkları gıda için güven vermektir. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda etiketleme kurallarının açıklaması. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda etiketleme kuralları. Peki bunlar gıda işletmeleri için ne anlama geliyor? Doğrudan satış için önceden paketlenmiş olarak satılan gıdalarda, gıdanın adı ve içerisindeki bulunan bileşenleri bir listesi doğrudan paketin üzerinde veya pakete iliştirilmiş bir etikette bulunmalıdır. Gıdada yasaya göre listelenmesi gereken 14 alerjenden herhangi biri bulunuyorsa, bunlar içerik listesinde vurgulanmalıdır. Örneğin içindekiler listesinde her ismi geçtiklerinde büyük harflerle, zıt renklerde veya altı çizili olarak yazılmalıdır. Daha fazla bilgi, Gıda Standartları Kurumu'nun doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdalarda alerjen etiketleme değişikliklerine yönelik özel web sayfasında mevcuttur. Burada ayrıca güncellenmiş gıda alerjeni etiketleme ve bilgi gereksinimleri, teknik kılavuz üzerine bir bağlantı bulabilirsiniz. Hangi gıdalar doğrudan satış için önceden paketlenmiş etiketlemesi gerekir? Aşağıdaki 3 sorunun hepsinin cevabı evetse, gıdalara doğrudan satış için önceden paketlenmiş etiketlemesi gerekir. Soru 1. Gıda tüketiciye paket içinde mi sunuluyor? Gıdanın paketlenmiş olarak kabul edilmesi için aşağıdaki hususlar olmalıdır. Tamamen veya kısmen ambalajla kapatılmış. Ambalajı herhangi bir şekilde açmadan veya değiştirmeden kullanılamaz. Tüketiciye satışa hazır. Soru 2. Tüketici ürünü seçmeden veya sipariş etmeden önce paketlenmiş mi? Soru 3. Satıldığı yerde mi paketleniyor? Aynı yerde paketlenenler şunları içerir. Aynı gıda işletmesi tarafından paketlenen ve bir yiyecek arabası veya pazar tezgahı gibi geçici veya seyyar bir yerde satılan yiyecekler. Havaalanı veya alışveriş merkezi gibi bir bina kompleksinde aynı işletme tarafından farklı birimlerde paketlenen ve sunulan yiyecekler. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda kuralları, telefon veya internet üzerinden uzaktan satılan yiyecekler için geçerli değildir. Bu şekilde gıda satan işletmelerin, tüketiciye gıdayı satın almadan önce ve ayrıca teslimat sırasında zorunlu alerjen bilgilerini sağlaması gerekmektedir. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdalar için etiketlemeye karar verme aracı, Gıda Standartları Ajansı web sitesinde mevcuttur. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda etiketlemesi. Sonraki adımlar. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıda satan gıda işletmeleri, yasaya uymak için şunları yapmalıdır. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş olup olmadıklarına karar vermek için gıda ürünlerini bir gözden geçirin ve değerlendirin. Gıda Standartları Kurumu'nun çevrimiçi şekilde yer alan ve size yardımcı olacak doğrudan satış için önceden paketlenmiş kaynaklarına başvurun. Hala emin değilseniz, yerel yönetimin ticaret standartları veya çevre sağlığı departmanından tavsiye alın. Herhangi bir çapraz bulaşma riski dahil olmak üzere herhangi bir alerjeni tanımlayın. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş tüm gıda paketlerinin üzerine veya pakete iliştirilmiş bir etikette gıdanın adı ve her bir alerjenik içeriği vurgulayan bir içindekiler listesi yerleştirin. Doğrudan satış için hazır ambalajların nasıl etiketleneceği ve alerjenik gıdalardan kaynaklanan potansiyel risklerin nasıl yönetileceği hakkındaki tüm dahili prosedürleri, eğitim el kitaplarını inceleyin ve güncelleyin. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası, HACCP planınızın veya güvenli gıda, güvenli işletme paketinizin gözden geçirilmesi gerekir. Personeli yeni alerjen bilgi kuralları konusunda eğitin.
Personelinizi ve süreçlerinizi izleyin. Gerektiğinde düzeltici eylem gerçekleştirin. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş gıdalar içinde dahil olmak üzere alerjen yönetimi hakkında daha fazla eğitime Gıda Standartları Kurumu'nun web sitesindeki alerjen e-öğrenme kaynağına oturum açarak erişebilirsiniz. Alerjen yönetimi. Gıda işletmecileri tarafından alerjen kontrollerinin uygulanmamasının yaygın bir nedeni yeterli zamanlarının olmamasıdır. Alerjen yönetimi kritiktir ve herkesin işidir. Tüketicilere alerjen içermeyen gıda sağlamak istiyorsanız, alerjenler HACCP gıda güvenliği yönetim sisteminizin bir parçası olarak düşünülmelidir. Güvenli gıda, güvenli işletme, Safer Food, Better Business. Kullananlar lütfen ona başvursun ve gıda alerjenleri yönetimi ile ilgili tüm bölümleri, güvenli yöntem formlarını ve personel eğitimini tamamlayın ve veya gözden geçirin. Güvenli gıda, güvenli işletme kaynağı Gıda Standartları Kurumu'nun web sitesinden indirilebilir. Güvenli gıda, güvenli işletme ile çalışmak, alerjen risklerinizi belirlemenize ve değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Bunu yaparak yasalara uymanıza ve tedarik ettiğiniz yiyecek ve içeceklerin güvenli olduğundan emin olmanıza yardımcı olabilir. İş prosedürlerini değerlendirirken genel alerjen yönetimi sorumluluğuna kimin sahip olduğuna karar verin. Örneğin yönetici veya şef. Alerjisi olan müşterilerden gelen talepleri yönetmek için her vardiyada sorumlu bir personel bulunmalıdır. Bir müşteri size gıda alerjisi olduğunu söylerse doğrudan sorumlu kişiye yönlendirmelisiniz. Personel alerjen eğitimi çok önemlidir. Personelinize uygun bilgi ve talimatların verildiğinden ve uygun şekilde denetlendiğinden emin olun. Personel eğitim ihtiyaçları işinize özgü olacaktır ve her türlü eğitim ihtiyacı gıda güvenliği yönetim sistemine göre belirlenmelidir. Tüketicilere yiyeceklerinizde bulunabilecek alerjenler hakkında net ve doğru bilgiler sağlamak için işletmenizin gıda etiketlemesi ve gıda bilgileri yasal gerekliliklerine nasıl uyacağına karar verin ki müşteriler de bilinçli bir karar verebilsinler. Bir acil eylem planı oluşturun ve müşterinin alerjik reaksiyon geçirmesi gibi talihsiz bir durumda personelin ne yapacağını bildiğinden emin olun. Tüm yiyecek ve içeceklerdeki alerjenleri belirleyin. Tüm yiyecek ve içeceklerde bulunan alerjenleri belirleyin. Bunu içerik etiketleme bilgilerini kontrol ederek yapabilirsiniz. Önceden paketlenmiş gıda etiketlerinde, içerik listesinde her gördüklerinde alerjenlerin vurgulanmış olduğunu göreceksiniz. Örneğin paketlenmemiş ekmekler, kekler, turtalar ve benzeri gibi önceden paketlenmemiş yiyecekler için tedarikçilerinizden yazılı alerjen içeriği bilgilerini alın. Bir tedarikçi sözleşmesi bulunuyorsa, herhangi bir bileşen değişikliğinin veya ürünün değişikliğinin bildirilmesine gerektiren bir madde içerir. Tedarikçilerin kaydını tutun. İçerik etiketlemenizdeki herhangi bir alerjen uyarılarını dikkate almanız da önemlidir. Örneğin belirli gıda alerjenlerini içerebilir ibaresi, gıda alerjisi olan kişiler için uygun değildir. Öyleyse müşterinin yiyeceğinin kendileri için güvenli olup olmadığına karar vermek için bu bilgileri bilmesi gerekecektir. Garnitürler, glazeler, soslar, et suları, çeşniler, pişirme ve yemeklerin üstüne gezdirilen yağların yanı sıra garnitürler, eşlikçiler ve günlük veya haftalık spesiyallerdeki malzemeleri düşünmeyi unutmayın. Bazen bir gıda ürününde satılmaması gerektiği anlamına gelen bir sorun olacaktır. Geri çekilebilir, raflardan çıkarılabilir veya geri toplanabilir. Müşterilerden ürünü iade etmeleri istenebilir. Alerji bilgisi veya etiketi eksik veya yanlış olması durumunda tüketiciler için bir risk varsa bu durum gerçekleşebilir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde Gıda Standartları Kurumu bir alerji uyarısı yayınlayacaktır. Web sitelerine ücretsiz abone olarak yiyecek ve alerji uyarılarından haberdar olabilirsiniz. Tüm alerjenik malzemelerin bir kaydını tutun. Yemeklerinizdeki ve içeceklerinizdeki alerjenik bileşenlerin yazılı bir kaydını tutun. Orijinal ve güncel gıda etiketlerini saklamanız ve bunları dosyalarken tarih atmanız tavsiye edilir. Gıda Standartları Kurumu'nun web sitesinde yemeklerinizdeki alerjenik içerikleri kaydetmenize yardımcı olabilecek bazı yararlı araçlar ve şablonlar vardır.
Alerjenleri kaydetmek için yemekler ve alerjen içeriği menü tablosu kullanılabilir. Bu yöntemi kullanmayı tercih ederseniz, ilgili alerjen başlığı altındaki kutuyu işaretleyerek tüm içeriklerin alerjen bilgilerini tabloya doğru bir şekilde aktardığınızdan emin olun. Bir alerjenin en küçük izi ölümcül bir reaksiyona neden olabileceğinden, içerebilir alerjenleri de dahil etmek önemlidir. Personel tüketicilere alerjen bilgileri sağlamak için bu tabloyu kullanabilir. Alerjen şef tarif kartı, malzemeler bittiğinde veya vardiyalar arasında bilgi paylaşmak üzere özel ürünler gibi tek seferlik yemekler için kullanılabilir. Teknoloji kullanmakta rahatsanız, MenuCal, Gıda Standartları Kurumu Kuzey İrlanda web sitesinde bulunan ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. İşletmelerin menü geliştirmelerine, tarifleri çevrimiçi tutmalarına ve alerjenleri işaretlemelerine ve ayrıca ek eğitim almalarına yardımcı olur. Özellikle yeni yemekleriniz, yeni malzemeleriniz, yeni tedarikçileriniz, ürün değişikliğiniz, menü değişikliğiniz veya yeni ekipmanınız varsa, yeni tesislere taşındıysanız veya personel değişikliği yaptırıyorsanız, alerjen kayıtlarınızı düzenli olarak gözden geçirin. Bunları gerektiği gibi gözden geçirin ve güncelleyin. Çapraz bulaşma riski değerlendirmesi. Çapraz bulaşma riski değerlendirmesi. Gıdayı tüketen kişinin hassasiyetine bağlı olarak ölümcül bir alerjik reaksiyona neden olmak için yalnızca bir alerjeninizi yeterli olabilir. Bu vakalar nadirdir, ancak meydana gelirler. Bunun suçlusu kötü alerjen yönetimi prosedürleri ve veya mutfakta bir alerjenin yanlışlıkla bir yemeğe sokulmasıyla sonuçlanan çapraz bulaşma kontrolünün eksikliği olabilir. Çapraz bulaşma olayları katı politikalar ve prosedürler uygulanarak ve herkesin bunlardan tam olarak haberdar olmasını sağlayarak yönetilebilir. Alerjen çapraz bulaşması şunların bir sonucu olabilir. Gıda ekipman teması. Alerjen izleri yiyecekleri hazırlamadan önce uygun şekilde temizlenmemiş bulaşıklar, kaplar ve çalışma yüzeyleri üzerinde kalabilir. Gıda teması. Daha önce yemek pişirmek için kullanılmış olan yağ, alerjenleri yağda pişirilen bir sonraki gıda grubuna aktarabilir. Gıda el teması. Eller iyi bir şekilde yıkanmazsa, yiyecek hazırlama sırasında alerjen izleri personelden bulaşabilir. Riski değerlendirirken mutfağınızın boyutunu, yerleşimini, yiyecek saklama düzenlemelerini, yiyecek ellemeyi, işleme ve üretimi göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Tüketicilerin güvenli ve bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak için gıda işletmecileri alerjenlerin kasıtsız varlığı hakkında gönüllü olarak bilgi sağlayabilir. Alerjenin çapraz bulaşma yoluyla ürüne girmesi durumunda bir gıda ürününde bir alerjenin, örneğin süt, yumurta, yer fıstığı, badem, kasıtsız bulunma riskini bildirmek için içerebilir veya için uygun değil gibi etiketleme kullanılarak yapılabilir. Bu ifadeler anlamlı bir risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve gıda alerjileri ve intoleransları olan tüketiciler için gerçek bir risk oluşturduğu düşünüldüğünde kullanılmalıdır ve iyi hijyen ve güvenlik uygulamalarının yerine kullanılmamalıdır. Gerçek bir risk olmadığında ihtiyati alerjen etiketlemesinin kullanılması yanıltıcı gıda bilgisi olarak değerlendirilebilir. Bir risk değerlendirmesi yaptıktan sonra alerjen çapraz bulaşması olmadığını garanti etmek mümkün değilse aşağıdaki gibi bir uyarı koymak isteyebilirsiniz. Bir yemek belirli bir alerjen içermeyebilirken mutfağımızda kullanılan çok çeşitli içerikler nedeniyle gıdalar X bileşenlerle çapraz bulaşma riski altında olabilir. Lütfen personelden daha fazla bilgi isteyin. Tüketicinin sipariş verebileceği her yerde böyle bir uyarı gösterilmelidir. Bir ihtiyati ifadesinin kullanılmasının, müşterileri kanunen beyan edilmesi gereken 14 alerjenin varlığı hakkında bilgilendirme görevinin yerine geçmediğini hatırlatırız. Güvenli bir şekilde yapamıyorsanız, gıda alerjisi veya intoleransı olan bir müşteriye servis yapmayın. Mutfak prosedürleri, malzeme saklama. Alerjenler bir yiyecekten diğerine kolayca aktarılabilir. Yani alerjen içermeyen yiyecekler kontamine olabilir ve alerjen içermeye başlayabilir. Bu gıda alerjisi olan ve alerjik reaksiyon yaşayabilecek bir müşteriye yemek servisi yapılırken o müşteri için risk oluşturur.
tüm yiyeceklerin ve dökülmüş yiyeceklerin, alerjen de dahil olmak üzere içindekileri listeleyerek açık bir şekilde etiketlendiğinden emin olmak önemlidir. Gıdaları tamamen kapalı tutun. Tekrar mühürleyin veya gerekirse özel kapalı kaplara koyun ve depolama alanındaki, ekipmandaki herhangi bir gıda sızıntısını da derhal temizleyin. Alerjensiz ürünleri ayrı ayrı ve tercihen alerjen içerenlerden daha yüksek seviyede saklayın. Hava yoluyla dolaşan alerjenlerle çalışırken dikkatli olun. İnce veya güçlü alerjen içeren yiyeceklerin, örneğin buğday, gluten içeren un paketleri, çapraz bulaşmayı ve tozun bir yiyecekten diğerine aktarılmasını önlemek için dikkatlice kullanıldığından ve saklandığından emin olun. Tozdan kaynaklanan çapraz bulaşmayı azaltmak için içindekileri bir kaba dökmektense tüm paketi bir kaba koymak daha iyidir. Mutfak prosedürleri, yiyecek hazırlama. Gıda alerjisi olan bir müşteri için yemek yapmayı kabul ediyorsanız, yemeğin alerjen içerik içermediğinden ve yiyeceğin söz konusu alerjenle kirlenmediğinden emin olmalısınız. Yiyecek hazırlanırken bunun olmamasını sağlamak için gıda alerjenin yönetimi prosedürlerinizi izleyin. Herhangi bir nedenle bir malzemeyi değiştirmeniz gerekirse, alerjen bilgilerinin tüketiciye iletildiğinden emin olun. Yemek hazırlamak için kullanılan herhangi bir malzemenin, müşterinin alerjisi olduğu alerjeni içermediğinden emin olun. Bu yemeği hazırlamak için kullandığınız bileşenlerden herhangi birinin etiketi belirli gıda alerjenlerini içerebileceğini belirtiyorsa, müşteriye haber verin ve hala sipariş vermek isteyip istemediklerini sorun. Pratik olduğu durumlarda gıda alerjisi olan müşteriler için hizmetin başında veya tüm pişirme ekipmanlarının, hazırlık tezgahlarının ve mutfak aletlerinin uygun şekilde temizlenmesinin ardından ayrı bir zamanda yemek hazırlayın. Belirli bir bileşeni içermeyen bir yemek hazırlamanız istendiğinde, önce çalışma yüzeylerinin ve ekipmanlarının iyice temizlendiğinden emin olun. Tavalar, ızgaralar, tandırlar, mikrodalgalar, pizza fırınları, vakumlu paketleyiciler, karıştırıcılar ve mikserler gibi bazı ekipmanların doğal olarak düzgün bir şekilde temizlenmesinin zor olduğunu unutmayın. Yemeği hazırlamadan önce personelin ellerini iyice yıkadığından emin olun. Gıda alerjisi olan bir müşteri için yemek hazırlarken bir hata yaparsanız, sadece alerjeni içeren malzemeyi tabaktan çıkarıp yiyeceği servis etmeye devam etmeyin. Sıfırdan başlayın ve taze malzemeler, temiz bir tabak ve temiz kaplarla baştan başlayın. Unutmayın, bakterilerin aksine alerjenler her zaman yiyecekte bulunur ve pişirilerek çıkarılamaz veya yok edilemez. Müşterilere açık alanların prosedürleri. Müşterilere açık alanlar için prosedürler. Ekranda gördüğünüz "Bir alerjiniz varsa bize söyleyin" posteri, Carefully İl Meclisi tarafından müşterilerin alerjileri veya intoleransları hakkında gıda işletmelerini bilgilendirmelerine yardımcı olacak bir iletişim aracı olarak tasarlanmıştır. Posterler çok dilli olarak 9 dilde mevcuttur. İngilizce, Galce, Pencapça, Urduca, Türkçe, Bengalce, Mandarin, Kantonca ve Kürtçe. Bunların nasıl indirilebileceğine ilişkin bilgiler Carefully İl Belediyesi'nin web sitesinde mevcuttur. www.carefully.gov.uk/tradingstandards. Bu yasal bir bildirim değildir. Ancak kolayca görülebilecekleri bir yer olarak işletmenin önüne belirgin bir şekilde sergilemeye işletmeleri teşvik edebiliriz. Müşterinin herhangi bir gıda alerjisi veya intoleransı konusunda sizi bilgilendirme sorumluluğu olsa da, telefonla sipariş alırken veya misafirleri yerleştirirken, her müşteriye veya yemeği yiyecek olan herhangi bir tarafa, bilmeniz gereken herhangi bir alerji veya intoleransı sormanız teşvik edilir. Bazıları için bunun toplum içinde, özellikle de akranlarının önünde söylenmesi kolay bir şey olmadığını ve hassas bir şekilde ele alınması gerekebileceğini unutmayın. Personel güncel alerjen bilgilerine her zaman nereden erişebileceklerini bilmelidir. Bu bilgilerin saklandığı özel bir yerinizin olması yardımcı olabilir. Daha önce belirtildiği gibi güncel malzeme etiketleri, tarifler, alerjen çizelgesi ve benzeri kullanabilirsiniz. Ayrıca personele yemeklerin ne tür alerjenik maddeler içerdiğini belirten bir kontrol listesi veya rehber sağlamayı düşünebilirsiniz.
Bazılarınız elektronik cihazlarda bu bilgiyi sunmayı tercih edebilir. Ancak ne yapmayı seçerseniz, personelin doğru yazılı alerjen bilgilerine erişimi olmalı ve bunları ezberlemek zorunda kalmamalıdır. Personeli alerjen bilgilerini her zaman iki kez kontrol edecek şekilde eğitin. Müşterilere açık alanların prosedürleri. 2. Bir müşteri işletmenizi gıda alerjisi veya intoleransı konusunda bilgilendirdiğinde hiçbir şeyi şansa bırakmayın. Onlara bu konuyu ciddiye aldığınızı en başından gösterin. Rezervasyon sırasında bir müşterinin beslenme ihtiyaçlarını bilmek, müşterinin yemesi için uygun olabilecek yemekleri önceden belirlemenize ve müşteriyi onlar için güvenli olan yemeklere yönlendirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda mutfakta planlamaya da yardımcı olacaktır. Olumlu bir deneyime sahip müşterilerinizin işletmenize sadık kalma olasılığı daha yüksektir. Personelinizin belirli müşteri ihtiyaçlarıyla nasıl başa çıkacaklarını bildiğinden emin olun. Örneğin personelin müşterinin hangi alerjenlerden kaçınması gerektiğini belirtmesi ve çapraz bulaşma nedeniyle alerjenlerin kasıtsız olarak var olabileceğini veya içerebilir uyarıları taşıyan bileşenlerin kullanımı hakkında bilgi vermesi gerekebilir. Sipariş verildiğinde herhangi bir müşterinin alerjilerinin intoleranslarının doğru bir şekilde kaydedilmesi ve personelin hazırlamak üzere oldukları yemeğin gıda alerjisi veya intoleransı olan birisi için olduğu konusunda mutfağa uyarması çok önemlidir. Bu siparişlerin nasıl ele alındığını düşünün ve gözden geçirin. Örneğin siparişte yazılı olarak mı belirtiliyor, kasa yazılımında mı işaretleniyor yoksa doğrudan şefe mi söyleniyor? Restoranın müşterileri açık kısmı ve mutfak arasındaki iletişim çok önemlidir. Personel siparişlerin nasıl işlendiğini bilmeli ve müşterilere yiyecekleri seçen, hazırlayan ve servis eden personele iletilmelidir. Bu herhangi bir belirli alerjen gereksinimi olduğunda özellikle önemlidir. Örneğin müşteri belirli bir alerjenik malzeme içermeyen standart bir yemek siparişi verir. Alerjensiz her yemeğin güvenli bir şekilde hazırlanmasını ve doğru müşteriye teslim edilmesini sağlamak için bir süreç oluşturun. Herhangi bir alerjen şikayetini veya olayını acil olarak inceleyin. Neyin yanlış gittiğini bulun. Devam eden bir risk olup olmadığını değerlendirin ve bu riski kontrol etmek için uygun önlemi alın. Çevre sağlığı veya ticaret standartları departmanlarından tavsiye almak isteyebilirsiniz. Alerjen risk değerlendirmenizi, politikalarınızı ve prosedürlerinizi gözden geçirin, güncelleyin. Alerjen yönetimi konusunda personeli uygun şekilde yeniden eğitin ve bulgularınızı kaydedin. Personel eğitimi. Yiyecek ve içecek sektöründe daha önce eğitim almış veya deneyime sahip olmaları göz ardı edilerek tüm personeli indüksiyon konusunda eğitin. İşletmenizin alerjen yönetimi prosedürlerine odaklanın. Bir müşteri yiyecek ve içeceklerinizde alerjenlerin varlığını sorduğunda tüm personel ne yapacağını bilmelidir. Taleple nasıl başa çıkacaklarını veya alerjenlerle başa çıkma sorumluluğunu almış başka bir personeli, örneğin bir yönetici veya şef, dahil edip etmeyeceklerini veya ne zaman dahil etmeleri gerektiğini bilmeleri gerekir. Personel yasayla beyan edilmesi gereken 14 alerjen hakkında soru soran bir müşteriye yasal olarak hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini bilmelidir. Müşterinin 14 alerjenden biri olmayan bir bileşene alerjisi, intoleransı varsa da ne yapacaklarını bilmeleri gerekir. Personel gıda etiketleri, tarifler, alerjen çizelgesi veya alerjen bilgi dosyaları gibi güncel alerjen bilgilerini nerede bulabileceklerini ve erişebileceklerini bilmelidir. Menünüzü veya tariflerinizi değiştirirseniz veya yeni bir tedarikçi kullanmaya başlarsanız, çevrim içi dahil olmak üzere tüm alerjen içerik bilgilerinizin güncellendiğinden ve değişiklikleri personele bildirdiğinizden emin olun. Aynı durum tedarikçiniz sipariş ettiğiniz üründen farklı bir ürün gönderdiğinde de geçerlidir. Personel alerjenlerin kasıtlı veya kasıtsız dahil olmasını kontrol etmek için gıdanın nasıl ele alınması ve hazırlanması gerektiğini bilmelidir. Kişisel hijyenin önemini ve hangi kişisel koruyucu kıyafetleri giymeleri gerektiğini de bilmeleri gerekir. Personelin alerjensiz yemek sunma konusunda kendilerinden emin olmalarını ve doğru müşteriye alerjensiz yemek sunmanın önemini anlamalarını sağlayın. Personel yanlış bilgi vermenin ve yanlış yapmanın sonuçları konusunda uyarılmalıdır. Tüm personel acil durum prosedürlerine aşina olmalıdır ve ilk yardım konusunda eğitimli personel,
birinin anafilaksi geçirmesi durumunda ne yapılacağını öğrenmeye özen göstermelidir. Personeli takip edin ve süreçlerinizi ve prosedürlerinizi bildiklerinden ve anladıklarından emin olun. Periyodik olarak gözden geçirilmelerini sağlayın. Personel düzenli olarak bilgi tazeleme eğitimi almalıdır. Aşağıdaki durumlarda güncelleme veya ek bilgi tazeleme eğitimi sağlayın. Yasada veya prosedürlerinizde bir değişiklik olduğunda, herhangi bir şikayet olduğunda, neredeyse kötü bir olay yaşandığında. Kurs sertifikaları da dahil olmak üzere personel eğitiminizin kayıtlarını tutun. Haftalık kayıtlarınıza personelle ilgili güncellemeleri, alerjenlerle ilgili tartışmaları veya alerjenlerle ilgili personel eğitimini kaydedin. Güvenli gıda, güvenli işletme kullanıyorsanız bunu ekstra kontroller bölümüne ekleyin. Gıda Standartları Kurumu'nun ücretsiz çevrim içi alerji eğitimi ve yararlı bulabileceğiniz indirilebilir kaynaklar sunduğunu unutmayın. Önceden paketlenmemiş gıdalar için alerjen bilgisi. Önceden paketlenmemiş gıda, önceden paketlenmiş gıda tanımına girmeyerek tüketiciye sunulan herhangi bir gıdadır. Önceden paketlenmemiş gıdalar şunlardır. Serbest satılan gıdalar. Restoranda servis edilen ve paket servisi olarak satılan gıdalar. Salata gibi tüketici önünde hazırlanan ve tüketicinin talebi üzerine aynı yerde paketlenen gıdalar. Örneğin restoranlar, paket servisçiler ve hazır yemek firmaları gibi önceden paketlenmemiş gıda tedarik eden işletmeler, müşterilere yasada listelenen 14 alerjenin varlığı hakkında talep üzerine bilgi sağlamalıdır. Alerjen bilgileri önceden paketlenmemiş gıdalar için çeşitli şekillerde sağlanabilir. Yazılı olarak. Örneğin menülerde, yazı tahtalarında, sadece yiyecekte bulunan alerjenleri listeleyen bir duyuru veya fiş üzerinde. Alternatif olarak müşterilerin sipariş vermeden önce görebilmesi koşuluyla, her yemekte bulunan alerjenleri belirten tek bir alerjen uyarısına izin verilir. Müşteriler siparişlerini tek bir noktada verebiliyorlarsa, örneğin tezgahta sıraya girerek, bilgilerin yalnızca o noktadan görülebilmesi gerekir. Ancak müşteriler birden fazla noktadan, bardan, masadan ve benzeri sipariş verebiliyorsa, bilgiler her noktada, örneğin menüde sunulmalıdır. Alerjen bilgisi sağlamanın en güvenilir yolu yazılı olduğundan, bu yöntem en iyi olarak kabul edilmelidir. Önceden paketlenmemiş gıdalar için alerjen bilgileri sözlü olarak verilebilir. Bu yöntemi seçerseniz bilgileri alabilecekleri bir bildiriyi işaret levhası ile göstererek müşterileri yönlendirmelisiniz. Bu yasal bir gerekliliktir. İşaret levhası ve bildiriler, örneğin bir toplama noktasında siparişlerini verdikleri müşteriler tarafından görülebilecek şekilde yerleştirilmeli ve yine siparişlerini birden fazla yerden verebiliyorlarsa levhalar her birinde gösterilmelidir. Gıda alerjileri ve intoleransları içeriklerimiz hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bir personelle konuşun. Yazan bir bildiri taslağı Gıda Standartları Kurumu'nun web sitesinden indirilebilir. Doğrudan satış için önceden paketlenmiş ürünler için gıdanın adını ve listede vurgulanan alerjenlerle birlikte tam içerik listesinin doğrudan paket üzerinde veya pakete ekli bir etikette belirtilmesi gerektiğini unutmayın. Paket servis ve teslimat. Paket servis ve teslimat. Telefonla sipariş alıyorsanız veya reklam vermek ve veya sipariş almak için bir web sitesi kullanıyorsanız, sipariş vermeden önce ve teslimat noktasında sunduğunuz gıdada hangi alerjenlerin bulunduğunu müşterilerinize bildirmelisiniz. Müşterilere alerjen bilgilerini nereden edinebileceklerini anlatmak için web sitenize, menünüze ve el ilanlarınıza net ve kolay anlaşılır bir açıklama koyabilirsiniz. Web sitenize, üçüncü taraf web sitesine, el ilanlarınıza ve menülerinize, müşterilere siparişlerini vermeden önce alerjen bilgilerini nereden alabileceklerini öneren bir ibare koyun. Ayrıca yalnızca alerjen çapraz bulaşma açısından gerçek bir risk olduğunu düşündüğünüz durumlarda menünüze bir alerjen tedbiri ifadesi eklemeniz önerilir. Bu bilgilerin düzenli olarak kontrol edilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak önemlidir. Gıda alerjisi olan müşteriler için paket siparişlerinin açıkça tanımlanabildiğinden emin olmalısınız. Yazılı gıda alerjeni bilgileri birkaç şekilde sağlanabilir. Örneğin, her yiyecek kabını, yiyeceği ve alerjenik bileşenlerini açıkça tanımlayan bir çıkartma ile etiketleyebilirsiniz. Örneğin tavuk satay. İçerir.
buğday, soya, balık, fıstık. İnternette çok sayıda alerjen etiketi veya çıkartma örneği var. Yiyecekleriniz üzerine alerjen bilgilerini elle yazmayı seçtiyseniz okunaklı olmalıdır ve kafanızı karıştırabilecek kısaltmalar kullanılmamalıdır. Alerjensiz bir yemeğin bu alerjeni içeren benzer bir yemekle karıştırılmamasını sağlayın ve yemeği gecikmeden etiketleyin. Yazılı alerjen bilgileri gıdayı teslim eden kişi tarafından müşteriye verilebilir. Menünüzde alerjen bilgisi bulunuyorsa siparişle birlikte bir menü de verilebilir. Müşterileriniz yemek sepeti, getir gibi sözleşmeniz olan bir üçüncü taraf çevrim içi sipariş sitesi aracılığıyla sipariş verebiliyorsa, alerjen standartları, politikaları ve prosedürleri hakkında bilgi edinin. Onları uyarabilir misiniz? Alerjen işaretinin dikkat çekici olup olmadığını ve müşterileri işletme bilginize yönlendirip yönlendirmediğini kontrol edin. Herhangi bir özel risk değerlendirmesi, tedbirli alerjen ifadeleri, özel bilgileri veya uygun olan yerlerde iş web sitenize bağlantı ekleyin. Düzenli olarak kontrol edin ve gerektiği şekilde güncelleyin. Paket servis ve teslimat. 2. Personel alerjen talepleriyle nasıl başa çıkacaklarını ve işletmenizin aldığı farklı türden siparişleri nasıl işleyeceğini bilmelidir. Bunlar internet siparişleri veya telefonla alınan siparişler olabilir. Servis ve mutfak arasındaki iletişim net olmalıdır. Mutfağa gelen alerjen siparişlerini nasıl öne çıkaracaklarını bilmeliler ve müşterilerin sorularını işletmede alerjen bilgilerinden sorumlu olan ve onlara yardımcı olabilecek birine iletmelidirler. Alerjenler konusunda kurum içi teslimat sürücülerini eğitmeyi unutmayın. Müşterilere alerjen bilgileri sağlarlarsa, her yemek için doğru alerjen bilgilerine erişmeleri gerekir. Herhangi bir yanlış iletişimden kaçınmak için sürücülerin doğrudan mutfaktan özel teslimat ve bilgiler almaları önemlidir. Yiyecekler tüketicilere güvensiz veya yemeğe uygun olmayacak şekilde teslim edilmemelidir. Gerektiğinde sıcak veya soğutulmuş yiyecekler yalıtımlı bir çantada tutulmalıdır. Yiyeceklerin soğuk tutulması gerekiyorsa buz paketlerinin yiyeceklerle birlikte poşetlere koyulduğundan emin olun. Gıda işletmeleri teslimat sürecinde olası çapraz bulaşma risklerini belirlemeli ve ortadan kaldırmalıdır. Bunun için yiyeceklerin güvenli bir şekilde paketlenmesi ve alerjen içermeyen yiyeceklerin dökülmeler yoluyla çapraz bulaşmayı önlemek için taşıma sırasında ayrı ayrı saklanması gerekir. Bu siparişler için alerjen içermeyen özel bir çanta bulundurmayı düşünebilirsiniz. Teslimat personeline müşterinin doğru siparişi alıp almadığını iki kez kontrol etmesi talimatı verilmelidir. Büfeler, karışık yemek tabakları ve catering. İşletmeniz catering, büfe veya karışık yemek tabağı hizmeti sunuyorsa, size bildirilen gıda alerjilerini veya intoleranslarını doğru bir şekilde yazılı olarak kaydetmek için bir sisteme ihtiyacınız olacaktır. Siparişleri işleyen personel, herhangi bir özel diyet, alerjen, intolerans gereksinimlerinden haberdar olmalıdır. Herhangi bir özel servis veya düzen talimatı varsa, personelin etkinlikten önce bunları bildiğinden emin olun ve yerine getirildikleri günde kontrol edin. Bir müşteri özellikle alerjensiz yiyecek sipariş ettiğinde, bunu açıkça etiketlenmiş, ayrı ve kapaklı bir tabakta veya servis tabağında sunmayı deneyin. Bunun doğru müşteriye ulaştırıldığından emin olun. Alerjen bilgileri her gıda maddesi için ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bir bütün olarak büfe için sağlanmamalıdır. Bu bilgileri yemeklerde bulunan alerjenleri etiketleyerek veya müşterileri personelden alerjen bilgisi istemeye yönlendiren bir işaret yerleştirerek sağlayabilirsiniz. Bu bilgiler görünür, net bir şekilde okunabilir ve müşteri tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır. Müşteriler kendilerine servis yaparken, kullandığınız etiketler, işaretler ve alerji bayrakları hizmet boyunca yiyecekle birlikte kalmalıdır. Çapraz bulaşmayı önlemeye yardımcı olmak için yiyecekleri nasıl yerleştireceğinizi düşünün ve ayrı, yeterli ve kolayca ayırt edilebilen servis kapları sağlayın. Müşteriler için gıda bilgisi. Yasaya göre yemek tanımlarının yanlış veya yanıltıcı olmaması gerekiyor. Bu husus müşterilerin yemeleri için güvenli olan yiyecekleri seçmeleri için güvendikleri tek bilginin bu olması nedeniyle önemlidir.
İşletmenizin müşterileri alerjenlerin varlığı hakkında bilgilendirmesinin birkaç yolu vardır. Dikkate almak isteyebileceğiniz bazı örnekler. Masalara hizmet sunuyorsanız, müşterilere alerjilerini, personele bildirmelerini hatırlatmak için masalara bir broşür ve veya çıkartma koyabilirsiniz. Müşterileri alerjen güvenliğini ciddiye aldığınızı ve alerjileri olması durumunda size bildirebileceklerini ve bir personelden tavsiye isteyebileceklerini iletmek için menünüze bir alerjen ifadesi ekleyebilirsiniz. Bir yemek alerjen içeriyorsa, bunu yiyeceğin adı ve açıklamasıyla birlikte belirtebilirsiniz. Örneğin, cevizli ve havuçlu salata, susam yağlı sos. Menünüzde alerjen içermez ifadesini vurgulamak için simgeler, semboller veya işaretler kullanabilirsiniz. Örneğin, süt ürünleri içermez, glutensiz veya vejetaryenler veya veganlar için uygundur. Bir gıda alerjisi ve aşırı duyarlılığı olan müşterilerin sipariş vermeden önce incelemeye teşvik edileceği bir bilgi dosyası sunabilirsiniz. Gıda alerjen çizelgenizi menünüzün önüne ekleyebilirsiniz. Alerjen çizelgenizi çevrim içi olarak da yayınlayabilirsiniz. Bu, müşterilere menünüzü önceden kontrol etme fırsatı verecektir. Ayrıntılı alerjen bilgilerine sahip olduğunuzu görmek, onlar için son derece güven verici ve ikna edici olabilir. Mümkünse müşterilerin şef veya müdür gibi doğrudan sorumlu kişiyle konuşmasına izin verebilirsiniz. Personel alerjenlerle ilgili bilgilerinden emin olsalar bile onları ezbere söylememelidirler. Kolayca hata yapabileceklerinden veya tarif değişmiş olabileceğinden ve bilgiler son kontrol edildikten sonra güncellenmiş olabileceğinden her soru sorulduğunda kontrol etmelidirler. Tahmin etmek yok, politikası uygulayın. Bir yemeğin alerjen içerik içermediğine dair herhangi bir şüpheniz varsa kabul edin ve müşteriye kontrol edip öğreneceğinize dair güven verin. Asla tahminde bulunmayın. İşler ters gittiğinde. İşler ters gittiğinde ne olabilir? Alerjen bilgi gereksinimlerine uymamakla bir müşteriyi ciddi şekilde hasta etme veya daha da kötüsü bir ölüme neden olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayrıca gıda işletmenizin mali ve itibari açıdan zarar görme olasılığıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Yerel yönetim ticaret standartları ve çevre sağlığı departmanları alerjen bilgi düzenlemelerini uygular. Onların tavsiyesine göre hareket etmezseniz bir iyileştirme uyarısı verilebilir. Uyarının gerekliliklerini karşılamıyorsanız yaptırım uygulanabilir. İşler ters gittiğinde koşullara bağlı olarak işletmeler, gıda işletmecileri ve çalışanlar da yerel yönetim tarafından soruşturulabilir ve yargılanabilir. Polis tarafından da soruşturulabilirsiniz. Suçlu bulunursanız sınırsız para cezası, tazminat talepleri ve vakanın ciddiyetine ve gerçeklerine bağlı olarak hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Carefully İl Meclisi, 2018 yılındaki bir fabrikadaki alerjen süreçlerinin ters gittiği bir vakayı araştırmıştır. Meclisin Ticaret Standartları Hizmeti, meclisin çalışanlarından birinden şikayet aldı. Çocukken fındık ve yumurtaya alerjisi olduğu teşhis edilen şikayetçi, Carefully'deki bir süpermarketten daha önce defalarca kez aldığı cacık sosunu tekrar satın aldı. Her zaman yaptığı gibi gıda etiketinde listelenen malzemeleri kontrol etti ve fındık veya yumurta varlığının beyan edilmediğini gördü. Az miktarda sos yedikten kısa bir süre sonra, evde yalnızken yüzünde ve boynunda hava yollarının şişmesiyle anafilaksi belirtileri göstermeye başladı ve hastalandı. Adrenalin otoenjektörünü kendine enjekte etti ve yardım için korku içinde annesini aradı. Neyse ki kendisi iyileşti. Bir ticaret standartları görevlisi süpermarkete gitti ve aynı gruptan kalan son cacık sosunu satın aldı. Her iki sos da kamu analistine gönderildi ve her iki numunenin de yumurta içerdiği bildirildi. Üreticinin genel müdürü Merter Tightfield, ceza mahkemesinde cacık sosu üretiminden önce aynı hatta yumurta içeren bir sos yapıldığını itiraf etti. Bu üründe bulunan yumurta çapraz bulaşma nedeniyle oluşmuştu. Şirket Ekim 2019'da 3 gıda güvenliği suçlamasını kabul etti. Bölge yargıcı bunun çok ciddi bir dava olduğunu ve para cezasına karar verirken olası zararı, kusuru ve şirketin büyüklüğünü hesaba kattığını söyledi. Şirket 93 bin pound para cezasına çarptırıldı
ve meclise yaklaşık 15 bin pound ödül verildi. Meghan'ın hikayesi. Lancashire'da 15 yaşındaki Meghan Lee, 1 Ocak 2017'de paket teslimatı olan bir yemeğe alerjik reaksiyon gösterdiği için vefat etti. Bu trajediye yanıt olarak Lancashire Ticaret Standartları Hizmeti, Meghan'ın hikayesini geliştirdi. Bu videoda Meghan'ın ebeveynleri Adam ve Gemma Lee bulunuyor ve Meghan'ın fotoğraflarını ve fotoğraflarını içeriyor. Alerjenleri ciddiye almayan bir gıda işletmesinin neden olduğu sonucu vurguluyor. Deneyimlerini paylaşmanın alerji farkındalığını artıracağını ve başlarına gelen trajik durumdan olumlu bir şey çıkacağına inanıyorlar. Meghan büyürken onu hep prensesimiz olarak görürdük ve öyle seslenirdik. Giyinip süslenmeyi ve oyunlar yaratıp oyuncak ayılarıyla oynamayı çok severdi. Ufacık bir çay takımı vardı ve bununla çay yapmış da onları bize getiriyormuş gibi oyun oynardı. Çok nazikti ve düşünceliydi. Doğasında vardı. Yalnız birini gördüğü zaman yanlarına gider, onlarla konuşur ve arkadaş olurdu. Müzikal, tiyatro ve piyeslere bayılırdı. Aslında çok çekingen ve sessizdi ama her sahneye çıktığında "Vay be, Meghan mı bu?" diye düşünürdük. İlk solosunu yapmıştı değil mi? Ve muazzamdı. Herkesin performansından o kadar etkilendiğini görmek, o alkışları ve tezahüratları işitmek muazzamdı. Harikaydı değil mi? Evet. Küçük kardeşiyle geçirdiği zaman kadar sevdiği başka bir şey yoktu. Kanepede sarılarak otururlar ve televizyon izlerlerdi. Şimdi ikisinden geriye kalan tek şey beraber çektikleri o videolar. Meghan 9 yaşındayken kabuklu yemişe karşı alerjik reaksiyon gösterdi. İlk önce gözleri şişti, kaşınmaya ve hırıldamaya başladı. Ardından pratisyen hekime gittik. Doktor Preton yazdı ve gerçekten neye alerjisi olduğunu anlamamız için bir sürü test yaptırmamızı söyledi. Kabuklu yemişe alerjisi olduğu doğrulandı. O andan itibaren ne bir yemiş yedi ne de yanına yaklaştı. Ta ki çok ciddi bir reaksiyon gösterdiği güne dek. Noel'den hemen sonraydı. Meghan bir arkadaşıyla dışarı çıkma planları yapmıştı. Gemma beni bir bara bıraktı. Arkadaşlarımla bir şeyler içecektim. Yaklaşık bir saat oradaydım. Bir anda babam kapıdan içeri hışımla girdi. "Adam, benimle gelmen gerekiyor," dedi. İlk önce tam olarak algılayamadım. Tekrar etti ve dedi ki, "Hemen benimle gelmelisin. Meghan nefes almıyor. Ve eve gidene kadar geçen süre çok bulanık. Çok fazla. Evin yoluna doğru girdiğimde tek gördüğüm şey ışıklar ve ambulanstı. Kapıdan içeri girdiğim anda Meghan'a doğru koşmaya başladım. Zihin haritaları oluştururdu değil mi? Her şeyi planlar. Üzerinden tekrar geçerdi. Unutmamak için her şeyi minik kartlara yazardı. Hazırlık sınavından önceki yaz hep böyleydi. Noel'den sonra da GCSE sınavlarına girecekti. Tüm Noel'i öyle geçirdi değil mi? Sürekli çalışıyordu, onu çağırıyorduk. Bir saat ara ver. Geldi bir saat bizimle vakit geçirdi artık. Ve tüm bu çabalarına rağmen o sınava girecek. Şansı bulamaması çok yıkıcıydı. Thank you.
Özellikle her pazar günü ailecek oturup beraber özel bir yemek yerdik. Megan'ı kaybettiğimizden beri bunu yine yapmaya çalışıyoruz. Sanırım yapmaya çalıştığımız en zor şey de bu. Tüm arkadaşlarıyla hala görüşüyorum ve onların yaptığı şeylere şahit oluyorum. GCSE sonuçları geldiğinde görüştük ve hepsi muazzam sonuçlar aldı. Birini bu şekilde kaybettikten sonra devam edip bu kadar şey yapmaları, o kadar çok etkilendiler ki yine de o sınava girip üstesinden geldiler. Bunu yaptılar çünkü Megan'ın bunu isteyeceğini biliyorlardı ve Megan onlarla inanılmaz gurur duyardı. Ne kadar istesek de hikayemizi değiştiremeyiz. Her gün uyanıp bunun bir kabusu olmasını diliyoruz ama değil. Yine de başkalarına yardım edebiliriz. Ki başka aileler bizim yaşadığımız şeyi yaşamasınlar. Ürünlerinin içindeki malzemeler konusunda %100 emin olmayan işletmeler bu ürünleri müşterilerine servis etmemeliler. Pişman olmaktansa temkinli olmalılar. Alerjisi olanlar mecburen buna uymak zorunda kalıyorlar. Onlar için bir norm haline geliyor. Tabii ki kontrol ediyorlar. Ancak onlara verilen bilgi neyse güvenmek zorundalar. Sorular sorsalar da cevapları verenin rolü burada daha büyük. Yemeğin içinde tam olarak ne olduğunu bilmek ve tamamen emin olmak zorundalar. Bu bir standart olmalı. Biz artık her gün keşkelerle yaşamak zorundayız. Biliyoruz ki Megan'ı kaybetmemeliydik. Biliyoruz ki gerekli tedbirler alınsaydı kaybetmezdik. Biliyoruz ki bunun önüne geçilebilir. Yanlış yapmaları buna neden oldu. Alerjenlere karşı doğru tavrı takınmamaları neden oldu. Biz yanlış yapan kişilerin veya işletmelerin canlı örnekleriyiz. Biz Megan'ı kaybettiğimiz gerçeğiyle yaşıyoruz. Ama bu insanlar dikkatsizliklerinin onu kaybetmemize neden olduğu gerçeğiyle yaşıyor. Sorumlu bir işletme olun. Bu sunum sırasında paylaşılan güçlü gerçek deneyimler, bireylerin ve işletmelerin alerjileri ciddiye alma ihtiyacını vurguluyor. Megan, Owen, Natasha ve bu gibi trajik koşullarda hayatını kaybeden diğer mağdurların trajik ölümleri tamamen önlenebilirdi. Megan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yargıcın da söylediği gibi, bu tarif edilemez kayıplarla yalnızca aileler yaşamak zorunda değil, aynı zamanda buna sebep olanlar da yaptıklarının ve sebep oldukları ıstırabın suçuyla yaşamak zorundalar. Mahkemeler bu tür davaları çok ciddiye aldıklarını ve işletmelerin gıda yasasına uymadıklarında önemli cezai yaptırımların olabileceğini göstermiştir. İşletmenizde yiyecek hazırlayan ve gıda bilgileri sağlayan kişilerin yasaları ve yanlış yapmanın potansiyel yıkıcı sonuçlarını anlaması çok önemlidir. Lütfen sorumlu bir işletme olun ve güvenli gıda sağlamaya çalışan pozitif bir gıda güvenliği kültürü oluşturun.
alerjen yönetimi prosedürlerinin yürürlükte olduğundan emin olun. Müşteriler sipariş verdiğinde onlara alerji veya intoleransları olup olmadığını sorun. Yemeklerinizde hangi alerjenlerin bulunduğunu kontrol edin ve bilin. Böylece müşterilerinizi güvenle bilgilendirebilirsiniz. Çapraz bulaşma risklerini göz önünde bulundurun. Güvenli bir şekilde yapamıyorsanız, alerjisi veya tahammülsüzlüğü olan birine servis yapmayın. Tüm personeli eğitin. Servis ve mutfak arasında iletişimin net olduğundan emin olun. Müşterilere bilinçli bir karar verebilmeleri için net ve doğru bilgiler sağlayın. Asla tahminde bulunmayın. Üzgün olacağınıza güvenli olun. Alerjinin farkında olun. Daha fazla tavsiye ve destek. Daha fazla iş tavsiyesi ve kaynağı çevrimiçi olarak www.food.gov.uk adresinde bulabilirsiniz. Bu eğitimin ardından aşağıdaki durumlarda işletmenizin kayıtlı olduğu bölgedeki yerel yönetim gıda yasalarını uygulama hizmetiyle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. Etkili bir alerjen kontrol sistemi geliştirmenize yardımcı olmak için daha fazla özel iş tavsiyesine ihtiyacınız varsa, herhangi bir sorunuz varsa veya alerjen yönetimi konusunda daha fazla rehberliğe ihtiyacınız varsa, bir sorunu bildirmek istiyorsanız. Teşekkürler. The Greater Gwent Food Group katıldığınız için teşekkür eder. Umarız ki bu eğitimi faydalı bulmuşsunuzdur. Deneyimlerini bizimle paylaştıkları için Chloe Fitzpatrick ve ailesine ve Gemma ve Adam Lee'ye yürekten teşekkür ederiz. Ayrıca bu sunumda kullanılan kaynakların oluşturulması için Lancashire İl Meclisi Ticaret Standartları ve Hindburn İl Meclisi Çevre Sağlığı'na teşekkür ederiz. Bu kaynağı üretmedeki profesyonellikleri için Rebel Post Production, çevirmenler ve ses sanatçılarına da içten teşekkürler. Ayrıca tüm yardım ve destekleri için Gıda Standartları Kurumu ve Galler Ticaret Standartlarına da şükranlarımızı sunmak isteriz.